sizin tavsiyeleriniz üzerine IKEA'ya geldim ek gıda alışverişine. İlk buradan başlıyoruz. Bu tarz önlükleri çok önerdiniz. Direkt yıkanabiliyormuş ve zaten kumaşları çok güzel. Bu nasıl bir şey? Şu da güzel, şöyle giyiliyor falan. Şimdi bakayım ben biraz bunları inceleyeyim. Neler aldım size de söyleyeceğim. Bu kaşıkları ve bu suluğu çok önerdi bazı anneler. Suluğum var, o yüzden bunu tercih etmeyeceğim. Kaşık da daha farklı almayı düşünüyorum. O yüzden onu da almayacağım. Çok güzelmiş. Amerikan servis. Fiyatı da 12.99. Mila biraz daha anladıktan sonra bundan da alırım büyük ihtimalle. Şunlar var kaşık olarak. Tabaklar var şöyle ikili. Şöyle kaseler var. Bunlardan acaba olsam mı? Şöyle bardaklar var ama bizim için daha bunlar erken. Sizin de aklınızda bulunsun diye gösteriyorum hepsini. Onun dışında şurada bardaklar var. 14.99'muş. Renkli renkli çok tatlı. Böyle arkadaşları falan gelince biraz daha büyüdükten sonra güzel olur. Şöyle çatal kaşıklar, renkli tabaklar ve kaseler var. Ne yapıyorsunuz? Ağzına götürür müsün ama? Bunu mu almak istiyorsun Mila? İstiyor musun? Alalım mı? Sevdin mi anneciğim? Hadi be. Oyuncaklara bakıyoruz ve Mila büyüdükten sonra kızlar diyor ki bu Allah'ın emri zaten kesin olur. Ya sen şunları gördün mü? Elimde dolu. Aşkım baksana. Çok güzel. Bu ne ya? Çok hoşuma gitti. 30 liraymış fiyatı da. Aşırı güzel bir şey söyleyeyim. Bu normal. Bence bu normalde de kullanılır ha bu küçükler. Minicik baksana elim kadar. Çok güzel. Mila belki böyle şeyler yapmayı sevmeyecek. Bence sevecek. Yiyecek. Allah Allah. Ve ben şunu çok beğendim. Market. Maçları gitmek istemiyor musun? Arkadaşlar bunu çok soruyordunuz bana. Buldum IKEA'da. Yeniden gelmiş sanırım bunlar. Yalnız fiyatı 22.99 olmuş. Ben 15 liraya almıştım. Ama yine de iyi. Severek kullanıyorum bunu. Güzel yani. Hiçbir şey olmadı. Yalnızca makineye atmamanız gerekiyor. Elde yıkarsınız bunu. Makineye atınca mahvoluyor. Yani atmadım da atanlardan duydum. Hayırlı aşkım, aşkım, aşkım. Senin için gidiyoruz, senin için gidiyoruz. Ev bebeğe geldik şimdi. Tabak alacağım. Fakat karar veremedim. Yani şunlar iyi biliyorum. Böyle kahvaltıda falan normal öğünde de 3 tane şey koyabiliyorsunuz. Ama şu anda daha küçük olduğu için henüz tadım falan başlayacağımız için bunlardan alalım dedim. Bunun da Avent olanını arıyorum şu an. Bulamazsam yine bundan alırım büyük ihtimalle böyle kapaklı. Buna karar verdik. Şöyle renkli renkli kaseler. Zaten MPA işermiyor. İçerisinde de. Şimdilik bunu alacağım. Bunlara büyük ihtimalle daha sonradan geçeceğiz. Kahvaltı falan yaparken. Bir de şöyle vakumlu var. Vakumlu tabaklar. Denemek amaçlı bunu aldım şimdilik. Sizlere sormuştum fileli olanı mı alayım yoksa böyle silikon olanı mı diye. Tüm anneler hemfikiriz. Silikon olanı söylediniz hepiniz. O yüzden silikon olanı alacağım. Bir de şöyle kaşıklar vesaire var ama kuzenim hediye almış zaten Mila'ya, Müşra teyzesi. O yüzden kaşık almayacağım bugün. Bir de biberon vardı. Kaşıklı biberon. Burada var mı bilmiyorum. Bulamadım açıkçası. Yok sanırım. Bir de cam rende alalım. Cam rende de varmış. Burada cam rende alayım. Beni ezdin. Cam rende de alayım.
şu sadece kap mı acaba bu? Çatal, bıçak, kaşık saklama kabı. Aynen böyle sadece kap alayım. Dışarıya çıkarken falan da zaten kaşığını koyarım. Yani daha mantıklı. Bunu da alayım ben şimdi. Bir de şunun silikonlu pembesini alıyorum. Benim gibi minimal ve Mickey Mouse sevenler. Migros'ta buldum bunu. Fiyatı da 59.95. Çok güzel. Evet, o büyük gün geldi, çattı ve ek gıda alışverişine çıktık bugün. Bir önceki videoda size sormuştum bazı ürünler gösterip hani hangisi daha kullanışlı oluyor gibisinden. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepiniz ayrı ayrı yorum yapmışsınız, gerek Instagram'dan yazdınız, gerek videonun altına yorumlar yaptınız. Sizin fikirlerinizi önemseyerek, birkaç araştırma yaparak bir alışverişe çıktım bugün. Daha çok hani çok yolun başındayız ek gıda için. O yüzden böyle abartıya kaçmadan olabildiğince minimal tutarak bazı şeylere alışveriş yapmaya çalıştım. Neler aldım? Şöyle burada tecrübeli anneler olduğu kadar tecrübesiz anneler de çok. Ben tecrübeli annelerden bilgi alıyorum. Siz tecrübesiz annelere böyle aktarıyorum falan. Burada bir bilgi alışverişi içerisindeyiz hep beraber. Şöyle direkt başlayayım ben. İlk olarak IKEA'yı çok önerenler vardı. IKEA'nın özellikle mama önlüğünü. İşte birazcık kendim de araştırdım, baktım falan. Bayağı bir anne. IKEA'nın önlüklerinden memnun. Şöyle ilk olarak önlük alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor birazcık bahsedeyim. Bu normal kumaş önlüklerin üzerine sürekli döküldüğü için işte bir şeyler. Hem şeyden şikayet eden anneler var. İşte sürekli yıkamak zorunda kalıyoruz ve leke kalıyor üzerinde diye. Bir de yıka kurut vesaire, hani sonuçta bir parça iki parça için makine açmıyoruz. Birkaç yani biraz kıyafetlerin dolmasını bekliyoruz. O şekilde makine açıyoruz. Sürekli makine açmak vesaire şikayet edenler var. Onun için daha çok böyle mışamba tarzı mı? Evet, mışamba tarzı olan önlükleri çok önerenler olmuş. O da IKEA'dan çok fazla kullananlar vardı. Ben de o yüzden bir IKEA'ya gidip bakmak istedim. İnternette de var çeşitler. IKEA'da pek asla çeşit bulamadım da diyebilirim. Ama yine kullanılanlar, ne oldu bebeğim? Kullanılanları buldum. Bu olarak IKEA'dan aldıklarımı göstereyim size. Ayrıca kendimize de alışveriş yaptık. Onları da göstereyim hatta. Bunun küçüğünü kullanıyorduk biz. Gayet memnunduk. O yüzden büyüğüne geçiş yaptık. Böyle bir geçiş. Küçüğünden büyüğüne geçiş yaptık. Şöyle önümüzden mesela. Bunlardan aldım. Bunlar tamamen zaten böyle muşamba gibi bir şey. Bunlar tamamen mışamba böyle. Hani bunlar kolay silinebiliyormuş, kolay yıkanabiliyor. Yani elinize bile yıkasınız hemen zaten leke tutmayacak şey olduğu için gayet kullanışlıdır diye düşünüyorum. Bu bir de fiyatı çok cüzi bir rakamdı. 13 lira 13 lira gibi bir şeydi. Çok ince bir kumaş var ama bakın böyle. Böyle bunları kullanırız herhalde. 0-24 aile uyumluymuş bunlar. Yani peçeteler aldım kendime. Şöyle bir deseni şu. Benim de çok bu. Bir de şöyle kaplar aldım. Orada da çektim zaten. IKEA'nın bu ürünlerinde hepsinde çocukla alakalı ve PPA içermiyor hiçbiri. Orada da zaten paylaşmıştım. Bu 0 ve artı olarak diyorlar. Bunu da böyle minik minik kaseler kullanırız diye düşünüyorum. Bir de bile böyle hani minik minik kavanozlara yoğurt mayalamak için, işte böyle bir şeyler mama hazırlayıp koymak için vesaire. Böyle IKEA'nın küçük kavanozlarından aldım. Bunlar hem cam, plastik değil, hem cam olduğu için hem de böyle minik minik oldukları için. Ama büyük ihtimalle hep yoğurt mayalamak için kullanırım bunları. Bir de IKEA'dan şöyle önlükler aldım. Bunlar da aynı böyle naylonumsu böyle. Bir de şöyle önünde düşmemesi için yeri var. Yani şunlardan daha çok memnun kalan anneler vardı. Bu biraz daha, şunun kalitesine göre bu biraz daha ondan kaliteli duruyor. Sonra bu banyo için. Bunların bizde diğer tabakları vardı, kaseleri yoktu. O yüzden böyle kaselerini de almak istedik. Bir tane de bunlar var. Ve şu. Bundan bizde bir tane var. Çok severek kullanıyoruz. O yüzden bir tane aldık. Kadar burası. Şunu şöyle da. Ve ev bebekten bir şeyler daha aldım. Şöyle mama sandalyesi var daha. O arkamda en son mama sandalyesini göstereceğim.
Ama sandalyesinin oturma kısmındaki milleri çok şey gelmedi bana, hani acıtır gibi hafiften öyle geldi. O yüzden ben yine böyle yedik. Aldım bir tane, bu böyle bayağı bir kalın, hatta bunun kadar kalın değil. Bu arada mama sandalyesi de dayısı aldı kızıma. Ben de şöyle şey aldım mama sandalyesi için. Sonra cam rende. Bu ek gıdaya geçtiğinizde olmazsa olmazlardan bir tanesiymiş bu cam rende. Bunu da rendeleyip de işte her şey püre haline getirip hani bunu da rendeleyip de veriyormuşsunuz. Bu cam rende olmazsa olmazlar arasındaymış ek gıdaya geçtiğinizde. Bir de bu. Bunu sormuştum size, fileli olanı mı alayım yoksa böyle silikon olanı mı alayım diye. Tüm anneler hiç şaşmadan tüm anneler yorumlara silikon olanı yazmışlar. File kullanan anneler varmış. Ne gibi dezavantajları var onları da söyleyeyim size. Fili bebeğinizin dişi çıktıktan sonra dişine takılıyormuş. Ondan sonra temizlenmesi çok zormuş. Hatta temizlenmiyormuş. Lekeler kalıyormuş vesaire vesaire. Böyle bir sürü şeyler yazmışsınız. O yüzden bilmeyen anneler için buradan bilgilendirme yapıyorum ben de. Silikon olanı tercih edin size. Ben böyle yaptım tercihimi. Sonra... Anne diyor ki beni ilgilen. Gel bakalım. Şöyle minik minik kaplar aldım. Bu kapların kapakları da var. Kapaklı kaplar aldım. Bunlar da hiçbir şekilde BPA içermiyor. BPA içermemesine dikkat ettim hepsini. Bunlar kaçlı? 2, 4, 6'lı. Şöyle bunu ev bebekten aldım. Koymaya yakın. Sonra ev bebekten başka. Ve şöyle bir şey aldım. Bu da böyle herhalde dışarıya çıkarken falan daha avantajlı olur diye düşündük bir. Hem kapaklı iki tane bölmeli, hatta üç bölmeli mi yok. İki bölmeli. Hem de kaşığı da var burada. Hem kaşığını da bu şekilde koyabiliyorsunuz. Dışarı çıktığımızda bebeğimin yiyeceklerini koyup dışarıda rahatlıkla yedirebilirim diye düşünüyorum. İki hazneli mama kabı seti olarak geçiyor. Bu da BPA içermez. 6. aydan sonra kullanabilirsiniz gibi 6 artı. 6. aydan sonra kullanma uygun bu da. Evet, yani kısacası şöyle özetlemek gerekirse neler aldım ek gıda için. Bu arada kaşık yok diyeceksiniz. Kaşığı kuzenim aldı. Kızıma teyzesi hediye etti kaşığını. O yüzden kaşık almadım. Gerekli olanlar önlük. Fazla şeye kaçmadan. Bir dışarıda, işte ben aslında dışarıda için kaşık düşünüyordum sadece. Hani bir yere gittiğimde orada veririm diye. Tabii ki tabakla kaşık çok daha mantıklı oldu. İkisi bir arada bence. Bu daha gerekli bir şey. Rende olmazsa olmazlar arasında. Ondan sonra, yani şunlar çok gerekli mi derseniz bilmiyorum. Çok da gerekli olmayabilir. Çünkü ben kavanoz da aldım zaten böyle cam. Böyle cam. Yani daha çok bunları hani kapağını kapatıp bir şey bekletmem de içerisinde. Yerken falan o şekilde kullanırız. Belki daha ileriki büyüdüğü zamanlarda da kullanırız bunu. Daha kullanışlı olduğu zamanlar. Yani bu kadar. Bir de şu. Özellikle şeyi bulamadım bir tek arkadaşlar. Listemde bir şey daha vardı. Kaşıklı biberon. Aslında galiba ebebekte varmış ama ben bulamadım gittiğimiz ebebekte. İnternet sitesine bakacağım tekrardan ama eğer ki hani ebebekte olan marka değil de başka böyle kullandığınız güzel bir marka varsa bana link bırakırsanız ben oradan da alabilirim onu. Son olarak da sandalyesini de göstereyim ve bu videoyu burada kapatalım. Ve kızımın mama sandalyesi bu şekilde. Senin evet. Şöyle arkadaşlar, bu ikili. Mila büyüdükten sonra bunu ayırıyoruz. Bu normal sandalye. Şunu unutun. Bu normal sandalye oluyor. Bu da masası oluyor. Yani böyle koyulup resim vesaire veya işte üzerinde oturup bir şeyler yapabileceği bir masa sandalye olarak da kullanılabiliyor. O özelliği çok hoşuma gitti. Dediğim gibi zaten kızıma bunu dayısı hediye etti. O yüzden fiyat veremiyorum. Link de bırakamıyorum aşağıya hediye olduğu için. Ama araştırırsanız bence bulursunuz. Tabii ben daha kullandıktan sonra size yine kullanışlı mı değil mi diye söylerim. Diğer mama sandalyelerine nazaran biraz daha büyük bu arada boyutu. Yani burası falan bayağı geniş zaten, şurası falan. Ne oldu anneciğim senin? Bir şey yapmadım, dokundum sadece. Dokunuyorum, bağırıyorum. Dokundum anneciğim senin. Senin. Tamam. Dokundum sadece. Burası bayağı bir geniş. Geniş olması da iyi diye düşünüyorum. Hani burada yemek vesaire yedirirken güzelce kitap bakabilir. Yani kitaptan bir şeyler bakabilir falan. Yemek yedirirken kesinlikle tablet, telefon değil de kitap, oyuncak vesaire gösterme taraftarıyım. O yüzden bu şekilde söylüyorum. Bu şekilde bu da. Yani şimdilik gayet güzel. Ben yine size kullandıktan sonra
fikirlerimi sunacağım. Dediğim gibi sadece bu birazcık ince geldi. Bu da içerisinde geldi bu arada bunun. Ama biraz ince olduğu için daha ebeveynten aldım. Bundan daha kalın. O yüzden onu kullanırım herhalde çoğunlukta. Ya da bu kirlendiğinde değiştirmeli de kullanırım yine. Evet, video kapatmaya geldim. Çok sever kapanışları. Evet, kapat bakalım, söyle. Az önce çemkiriyordun, elledim sandalyeyi. Bu demek oluyor ki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devam et anneciğim. Diyor ki annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Devam et bir tane. Diyor ki ileride ben de kanal açacağım, bana da abone olmayı şimdiden söylüyorum diyor. Canım, gireceğin YouTuber'ı bu ya. Diyor ki kanal açsam izler misiniz ileride beni diyor. Ne kadar ileride anneciğim? Ne kadar ileride? 4-5 yaşından sonraymış anca. Öyle mi anneciğim? Tamam mı? Başka bir şey eklemek ister misin bebeğim? Başka bir şey söylemek? Bu harekette şey, sizleri seviyoruz. Hadi bakalım. Hoppala. Hoppala hoppala hoppala. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olursanız çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoppala. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.